Herkese merhaba. Herkese tekrar iyi bir hafta sonu dilemek istiyorum. Geçen hafta değerli yazar Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanı ile ilgili bir içerik paylaşmıştım. Bu hafta da Yusuf Atılgan'ın diğer büyük romanını ele almak istiyorum. O romanda Anayurt Oteli. Şimdi ben bendeki baskı şöyle bir kontrol edeyim yine de. 1974 baskısı, yani kitabın ikinci baskısı, çünkü Anayurt Oteli yanlış hatırlamıyorsam 1973 yılında ilk defa çıkmıştı. Bu baskıyı ben 90'lı yılların sonunda tesadüfen bir kitap evinde buldum. Yani bir sahaf da değildi aslında. İlginç olan baskısının hala tükenmemiş olmasıydı ya da bir yerlerde kalmış olabilir. Bu Bilgi Yayın Evi'nin baskısını hala özenle saklıyorum açıkçası. Romanı iki defa bu baskıdan okudum. Orijinalde bir kapağı var bu baskının. 1980'li yılların sonları olmalı. Yakın bir zamanda sanırım TRT arşiv kökenli bir video YouTube'da görüldü. 1980'lerin sonu olmalı. Yani Yusuf Atılgan'ın ölümünden hemen önce olmalı. Bir söyleşiye katılmış Yusuf Atılgan. Söyleşiyi yapan kişi de Doğan Hızlan. Doğan Hızlan ona özellikle Anayurt Oteli ile ilgili bazı sorular yöneltiyor. Anayurt Oteli'ni nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğu zaman Doğan Hızlan, Yusuf Atılgan Aylak Adam'ın bir devamı olarak nitelendirdiğini, değerlendirdiğini söylüyor. Ve hatta şunu da ekliyor. Bunlar madalyonun iki yüzü gibidirler ya da ters yüzü gibidir gibi bir ifade kullanıyor. Tabii bu ifadeyi kullanmasının nedeni düşünüldüğünde akla ilk olarak şu geliyor. İki romanda da benzer bireyler var aslında. Benzerlikleri ikisinin de yalnızlıkla yüzleşmesi. Yani iki romanda da birer birey var. Bunlardan bir tanesi şehirde, bir diğeri daha küçük bir yerleşim yerinde, yani muhtemelen bir kasabada yaşayan bir birey ve bunların ikisi de yalnızlıkla yüzleşiyor. Yani yalnızlık duygusu içinde. Buna Profesör Berna Moran, Türk Romanı Eleştirel Bir Bakış adlı kitabındaki Aylak Adam'dan Anayurt Oteli'ne adlı o ünlü yazısında değinmişti. Diyordu ki orada Berna Moran, Aylak Adam C kendine güveni olan, zeki, güçlü ve paralı bir adamdır. Zebercet ise güçsüz, korkak ve gülünç bir zavallıdır. Her ikisi de ruhsal bakımdan şu üç aşamadan geçer. Yalnızlık, kurtuluş umudu ve hayal kırıklığı. C başta yalnızdır. Derken aradığı kızı bulduğunu sanır ve umutlanır. Sonra hayal kırıklığına uğrar. Ayşe ile Güner ile giriştiği ilişkilerde aynı evreleri gözlemleriz. Zebercet de aynı aşamalardan geçecektir ama yalnızca bir kez. Ve sonunda asacaktır kendini. Bu değerlendirme iki bireyin benzerliği üzerine aslında. Çünkü yalnızlık duygusuyla yüzleşiyorlar ve belli aşamalardan geçiyorlar. Yani bir kurtuluş umudu arıyorlar ama sonunda bu umudun gelmeyeceğini de anlıyorlar. Şimdi bunu başta söyledikten sonra ben burada iki bireyin evet bir benzerliği olduğunu düşünüyorum. Ama farklı özellikler ya da nedenlerden dolayı da yalnızlık duygusuyla yüzleştiklerini düşünüyorum. Konuşmanın diğer bölümlerinde buna değineceğim. Şimdi romanın Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli'nden kısaca bahsetmemiz gerekirse, sadece gene bir çerçeve çizmeye çalışacağım ama romanın içeriğine dair bir şeyler söyleyeceğim. Şimdiden onu da belirtmek isterim. Bu tarz incelemelerde çünkü roman içeriğine kısmen de olsa değinmek gerekiyor. Yani bunu bir içeriğe dair bir şifre gibi algılamamak gerekir. Şimdi romanda bir kasaba otelinde katiplik yapan Zebercet adlı
birinin yaşamına odaklanıyor yazar Yusuf Atılgan. Zebercet yalnız bir hayat sürmektedir. Gecikmeli Ankara treniyle birdenbire bir kadın gelip otelde bir gece kalır. Kadın gittikten sonra Zebercet'in yaşamı kendi içinde değişmeye başlayacaktır. Zebercet kadının geride bıraktığı eşyalara uzun süre dokunmaz. Daha sonra kadının orada oraya geri döneceği umudunu taşımaya devam eder. Ama kadının gelmeyeceğini anladıktan sonra artık kadının odasına taşınır. Ve yavaş yavaş oteli müşterilere de kapatmaya başlar. Kendini zaman içinde sokaklara bırakır. Artık böyle otele sığınma gereği duymamaya başlamıştır Zebercet. Zaman zaman uykudayken cinsel ilişkiye girdiği oteldeki gündelikçi kadını birdenbire boğarak öldürür ve sonunda kendisi de intihara sürüklenir. Genel olarak böyle bir akıştan bahsedebiliriz romanla ilgili. Şimdi bu iki karakteri benzer nitelikte gördüğünü aslında Yusuf Atılgan söylemişti. Ama biz gene de bu iki kişiyi kısmen de olsa karşılaştırmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bunların az önce söylediğim gibi bu iki karakterin yani Aylak Adam'ın C'si ile Anayurt Oteli'nin Zebercet'i arasında yüzleştikleri yalnızlık duygusunun nedenleri açısından farklılıklar var diye düşünüyorum. Aylak Adam C yani Aylak Adam romanının kahramanı Walter Benjamin'in, ünlü Alman filozofu ve kültür tarihçisi Walter Benjamin'in aslında flanör kavramıyla biraz örtüşüyor. Walter Benjamin Baudelaire'den flanör kavramını alıp onu kendince aslında yorumlamıştı. Baudelaire'e göre büyük şehirde estetik düzlemde dolaşan ve şehri gözlemleyen kişiydi flanör. Ama Walter Benjamin buna başka bir takım kavramları da ekleme gerekliliği duydu. Ona göre flanör evet şehirde dolaşıyordu fakat aynı zamanda modernitenin oradaki toplumun dışına ittiği bireyi de simgeliyordu. Aylak Adam C aslında Walter Benjamin'in tam anlamıyla flanörüne yakın bir karakter gibi görünüyor. Yani şehri bir şekilde arşınlıyor ama onun yalnızlığı modernite ve onun gelişimiyle beraber bireyin toplum dışına itilmesiyle ortaya çıkmış bir yalnızlıktır. Zebercet ise zaten şehirde yaşamıyor. Şimdi bu farkla dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani Zebercet'in yalnızlığı ve uyumsuzluğu bambaşka nedenlere dayanıyor. Bir kere bunlardan bir tanesi kasabada yaşıyor. Kasaba şehirle yani kentle karşılaştırıldığında çok fazla seyir alanı sunmuyor insana. Yani aynı insanları görme, genelde birbirinin tekrarı olaylar yaşama olasılığının çok daha fazla olduğu bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Bu da tabii bireyin sırça köşküne belki de kendi sığınağına çekilmesine yol açıyor. Şimdi ana yurt oteli sözcüğünde bile yani otelin adında bile bir sığınak izlenimi ediniriz doğrudan doğruya. Buna yazılarında gerek Nurdan Hanım, Nurdan Gürbilek gerek Berna Moran da kısmen değiniyor zaten. İkinci bir şeyden daha bahsedeceğim. Zebercet küçük yaştan beri kendisiyle alay edildiğini bilir. Yani onu insanların dışladığını ve bu dışlama eylemiyle devamlı karşı karşıya kaldığını ve kalacağını bilir. Bir alıntı daha yapacağım. Gene Berna Bey'in yazısından. Diyor ki Anayurt Oteli ile ilgili, birbiriyle ilgisi olmayan, başka başka münasebetlerle yapılmış çağrışımlar sonucu akla gelmişe benzeyen bu anı parçalarından Zebercet'in ufak tefek ve bir kız gibi çelimsiz olduğu,
kadınlar tarafından erkek yerine konmadığı, askerliğinde aşağılandığı, bir emir eri olarak ortalıkçı kadın gibi kullanıldığı anlaşılıyor. Bundan ötürü Zebercet'in insanlardan kaçışının nedenini çocukluğundan beri okulda, askerde, her yerde aşağılanmasıyla açıklamak yanlış olmaz sanırım. İlla gerekli miydi başkaları diye düşünür Zebercet. Çünkü onun cehennemi başkalarıdır. Aylak adamcı başkalarını hor gördüğü için, Zebercet ise başkaları tarafından hor görüldüğü için kaçar onlardan. Berna Bey yazısında bunu çok net bir şekilde özetlemiş gibi görünüyor. Bir eksiklik daha var. Zebercet'in iç dünyasıyla ve insanlardan kaçışı ve aynı zamanda yalnızlıkla yüzleşmek zorunda kalışıyla ilgili. O da Zebercet kendisinin aslında ait olduğu bir soy, bir aile arayışındadır aynı zamanda. Bunu da görmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü kendisini romanın içinde Keçecizadeler diye Yusuf Atılgan'ın çok iyi roman kurgusunu eklediği bir ailenin son bireyi, son halkası gibi görmektedir. Ama bunun da çok gerçekliği olmadığı roman içinde kısmen veriliyor. Bununla ilgili de küçük bir parça okumak isterim Berna Bey'in yazısından. Diyor ki bu konuyla ilgili, gerçekte Zebercet'in keçecilerle akrabalığı yoktur. Annesi konaktaki beslemelerden birinin Haşim Bey'den olan piçidir belki de. Ama Zebercet kendini keçecilerin sonuncusu olarak görmek, onlara sahip çıkmak ister. Çünkü böylece hem bir kimlik kazanacak hem de yaşamında bir anlam, bir tutarlılık olduğuna inanabilecektir. Evet, burada çok açık bir şekilde kendisini bir aile ya da soya ait olmak için bir hamle yaptığı ya da kendi içinde zihinsel bir serüvene girdiği görülüyor. Aslında gerçekliği olmamış bir serüven tabii ki bu. Ve bir dördüncüsü de Zebercet'in gene yalnızlıkla yüzleşmesine yol açan nedenlerden bir diğeri de doyurulmamış cinsellik meselesidir. Bu roman içinde çok açık, net bir şekilde veriliyor. Çünkü Zebercet'in yaşadığı cinsellik tam anlamıyla cinsellik değildir. Çünkü ortalıkçı bir kadın vardır. Odaları toparlayan, temizliği yapan ya da çamaşırları yıkayan bir kadın vardır. Kısmen saf bir kadındır ve onunla uykusunda cinsel ilişkiye girer. Bu istem dışı yapılmış bir cinsel ilişkiyi andırır. Dolayısıyla tam anlamıyla bir cinsel ilişki değildir. Bu da cinselliğin doyurulamaması ve yalnızlık hissinin tam anlamıyla artışına neden olmaktadır. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman şunu çok rahat görüyoruz. Zebercet'in yalnızlığının nedeni daha çok iç dünya ile ilgili, yani psikolojik, ama aylak adamın yalnızlığı daha çok dış dünya ile ilgili, biraz daha toplumsal, daha sosyolojik bir boyutu olan yalnızlık aslında. Bunu görmeliyiz. Ama buna rağmen tabii ki iki roman arasındaki paralellikleri de görmeliyiz aynı zamanda. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın, dış dünyadan arınmış bir yaşam süren Zebercet'i bir anlamda sığınağından çıkarmış olur. Çünkü Anayurt Oteli onun sığınağıdır aslında. Kadına ulaşabilme umudu taşır ilk başta. İçinde iyimserlik taşır biraz. İyimser bir havada, iyimser bir evre geçirir. Bu iyimser evre kendisini sokaklara atmasına yol açar. Ama yaşam tüm hızıyla eski sıradanlığına geri dönecektir. Bu başta Berna Bey'in belirttiği aşamalara aslında uyuyor. Yani sığınağı terk ederek dış dünyaya çıkan Zebercet yine alaycı sözlere maruz kalacaktır. Sığınağı terk etmek onun kurtuluşu olmuyor açıkçası romanda. Aylak adamın C'si ile ortaklık aslında burada bir nevi ortaya çıkıyor. Çünkü
Zebercet de Atılgan'ın kendisini ilk konuşmada söylediğim gibi ustaca bıraktığı fasit bir dairenin içinde olduğunu birdenbire anlar. Buradan çıkışın olmayacağını anlamıştır. Nasıl aylık adam romanın sonunda anlamazlardı sözcüğünü kullanarak bu fasit dairenin sonunun olmadığını anladıysa, aynı şekilde zebercet sığınaktan çıkıp kabuğunu kırıp yaşama eklemlenmeye çalışıp hayal kırıklığına uğrayınca bu fasit dairenin varlığının farkına varır. Nurdan Gürbilek'in Yer Değiştiren Gölge adlı o çok değerli deneme kitabından bir kısım okumak istiyorum. Anayurt Oteli ile ilişkili. Diyor ki Nurdan Hanım yazısında, Anayurt Oteli bir iç dış karşıtlığı üzerine kuruludur. Konak ve dışarısı, ortalıkçı kadın ve gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın. Zebercet konakta kaldığı sürece, kendini dışa kapadığı sürece uyur gezer yaşamını sürdürecektir. Dengeyi bozan gecikmeli Ankara treniyle gelen kadına nasıl seninim diyen bir başkasına duyduğu arzudur. Tıpkı annesinin dışında koca bir hayat olduğunu fark eden, orada tutunamayan ama geri de dönemeyen çocuğun yaşantıladığı gibi bu sürecinde geri dönüşü yoktur. Zebercet içe, konağa, anaya, ana yurta, oradaki uyur gezer yaşamına dönemez artık. O zaman atadan kalma konak artık istenmeyen bir ana kucağı gibi bütün kuşatıcılığını, koruyuculuğunu, sığınak olma özelliğini yitirir. O zaman fark eder zebercet, dönülecek bir iç yoktur. Gösterilenini çoktan kaybetmiş gösterenlerden oluşur iç. Bıyıklar, kedi, havlu, konak, fişler, hepsi içi boşalmış bir kabuktan, merkezini yitirmiş bir taşradan ibaret kalmış bir iç dünyanın gösterenleridir. Onları teker teker yok eder zebercet. Bir tek kendisi kalır, sonunda onu da yok edecektir. Ayaklarıyla masayı itmeden önce aklından geçen dayanılacak gibi değildi bu özgürlük cümlesi, bunu fark edişin, dışarıya taşınamayan ama geri de dönülemeyen bir içselliğin ifadesi gibidir diyor. Nurdan Hanım'ın yazısının son bölümü gerçekten de çok çarpıcı. Ben de buradan hareketle Anayurt Oteli'nin son sayfalarından, yani Zebercet'in yaşamına son verdiği kısmından bir küçük paragraf okuyacağım. Yusuf Atılgan'ın anlatımını ve roman tekniğini ne kadar geliştirdiğini de buradan biraz anlayabiliriz diye düşünüyorum ki Aylak Adam'dan sonra Anayurt Oteli'nin kurgusunun çok daha ondan başarılı olduğunu ve roman tekniğinde ilerleme kaydettiğini kendisi söylemişti. Şöyle diyor, dayanılacak gibi değildi bu özgürlük. Ayaklarıyla masayı itip aşağıya yuvarladı. Bir boşluğa düşerken durdu. Gözleri, ağzı açık, bacakları gerilerek, çırpınarak sallanırken kollarını kaldırıp başının üstünden ipi tutmaya uğraştı. Ne oldu? Yapmayı unuttuğu bir şeyi mi anımsadı birden? Ya da yeryüzünde tek gerçek değerin kendisine verilmiş bu olağanüstü yaşam armağanını korumak, her şeye karşın sağ kalmak, direnmek olduğunu mu anladı gider ayak? Yoksa bilinçsiz canlı etin ölüme kendiliğinden bir tepkisi miydi bu? Başı öne doğru eğiliyordu, kolları iki yanına sarktı. Evet, çok etkili bir anlatım. Bir iç konuşmayı andıran kısım da var. Bunları parantez içinde Yusuf Atılgan vermiş. O anda sanki içinden bunlar mı geçti diye bir soruyla anlatımı güçlendirmiş gibi görünüyor. Yusuf Atılgan çok değerli bir yazar. Buna hiç kuşku yok. Çok az yazmıştır.
Çünkü zaman zaman bunu söyleşide de söylüyor. Başka yerlerde de okuma fırsatı bulduk. Zaman zaman yazma hevesinin kaçtığı, yani bir anlamda yazma sırasındaki temposunun düştüğünü söylemişti. Hatta bazı çalışmalarının yarım kaldığını da biliyoruz. Canistan romanı gibi. Ama Türk Edebiyatı'na iki tane tamamlanmış roman bırakan bir yazarın bu derece etkili olması dikkate değer diye düşünüyorum. Belki daha üretken bir yazar olsaydı bu derece çarpıcı romanlar yazabilir miydi sorusu da akla gelebilir. Bu da bir soru işareti olarak kalacaktır her zaman zihnimizde. Anayurt Oteli aslında benim Aylak Adam'dan önce tanıştığım bir hikaye. Ama tabii kitap dolayısıyla değil, küçük yaştayken Ömer Kavur'un filme aktardığı, çevirdiği filmi izlemiştim. O hikaye o dönemde de bana çok ilginç gelmişti. Ama romanı okuyunca romanın özellikle Zebercet'in iç dünyasına ait çok daha fazla zenginlik barındırdığını gördüm. Geriye dönüşler, insanların onunla alay etmesi, keçeci zadelerle kurduğu bir takım hayali bağlar, bunların hepsi onun iç dünyasını zenginleştiren ve onun içine düştüğü yalnızlık duygusunun sadece bir kasaba yaşamıyla ilgili değil, aynı zamanda o yalnızlık duygusunun psikolojik boyutlarının da olduğunu ispatlayan şeylerdi. Herkese tavsiye ediyorum Yusuf Atılgan'ı okumayı açıkçası. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.